Rabarba FM takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Divom Timebox LED ekranlı akıllı Bluetooth hoparlörü inceliyoruz. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Ürünü satın almak istiyorsanız hemen açıklama kısmındaki bağlantılardan teknostore.com'a giderek ürüne ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin LED ekranı bulunan akıllı hoparlörümüzü masamızda yakından inceleyelim. Öncelikle ürünün şu üst tarafta bir açma düğmesi var, buna basıyoruz. Telefonumuzdan Bluetooth'u açmamız lazım. Light'ı direkt görüyor, ona bastığımız zaman ürün bağlanıyor. Daha sonra marketten Timebox isimli uygulamayı indirmemiz lazım. Uygulamayı açıyoruz. Ve bağlantı gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu bir Bluetooth hoparlör. Hoparlörü arka tarafta, buradan dilersek müzik çalabiliyoruz. Kendi müzik uygulamasından da istersek açabiliriz. Örnek olması açısından bir tane kendi kanalımızdan bir video açalım. Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Ses görmüş olduğunuz gibi artık tamamen hoparlörden geliyor ve gümbür gümbür sağlam bir ses çıkartıyor. Müzik olayı bu şekilde. Ana ekranımızda bir de oyunlar var. Oyunlar öyle çok ahım şahım oyunlar değil, ancak yine de eğlenceli oyunlar. Mesela zar atma var. Telefonu sallıyoruz. 2 geldi zaten, şanslı olsam 6 gelirdi. Bir de şöyle bir oyun var. Mesela oyunun adını tam bilmiyorum. Sallayalım. İkisi aynı gelirse kazanmış oluyoruz. Tabii ki de şanssız olduğum için ikisi aynı gelmedi. Eskiden Tetris'lerde bir araba yarışı vardı, hatırlayanlar vardır. Ona benzer bir şey yapmışlar. Şu üstteki artı eksi tuşlarıyla oynuyoruz. Aha, öldüm. Şöyle sağa sola kaçırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça basit, zaman geçirmelik oyunlar. Arabayı kaza yaptıralım ve çıkalım. Şimdi ürünün önemli bir özelliği var. Dizayn kısmı. Şuradaki gördüğünüz pikselli ekrana istediğimiz resmi çizebiliyoruz. Mesela şöyle bir şey çizelim ve bunu kaydedelim. Daha sonra tasarım kısmından çıkıp galeriye girdiğimiz zaman bunları görüyoruz. Ve şöyle bastığımız zaman direkt bu ekrana görüntü geliyor. Şöyle kendi logomuzu bir çizmeye çalışayım bakalım. Şöyle. Biraz yamuk oldu ama bence idare eder. Gördüğünüz gibi çizdiğim anda direkt buraya geliyor. Şöyle bir kalp çizelim ya. Dilersek daha önce bizler için hazırlanmış olan görselleri de buradan bulabiliyoruz. Mesela basketbol varmış burada. Bayraklar var. Ülkemizin bayrağı da burada yer alıyor arkadaşlar. Dilersek bunu da böyle ekleyebiliyoruz. İfadeler var. Şöyle gülen suratı ekleyelim bakalım. Gayet de şık duruyor. Şimdi gelin diğer özelliklere bakalım. Mesela animasyon kısmı var. Burada gördüğünüz gibi kareler var. Buralara animasyonlar yapabiliyoruz. Mesela ilk karede şurada bir kare olsun. Bunu kaydedelim. Ve daha sonra buradan play'e bastığımız zaman burada animasyonumuz oynamaya başlayacak. Buradan hızını artırıp azaltabiliyoruz. Galeri var. Galeri az önce bahsettiğim gibi daha önce çizdiğimiz şeyleri direkt bu ekrana yansıtabildiğimiz ve daha önce hazır çizilmiş şeyleri görebildiğimiz bir yer. Burada bir bulut kısmı var. Burada çeşitli animasyonlar da var. Böyle değişik bir animasyon yapmışlar. Benden daha yetenekli oldukları kesin. Dans eden böcek. Çok güzel. I Love You varmış. Diyelim ki yatarken rahatlatıcı bir müzik çalsın istiyorsunuz. Bunun buradan zamanlayıcısını ayarlıyorsunuz ve 5 dakika sonra kendi kendine kapanıyor. Şuradan kısalım. Üst taraftan dilersek rengin sıcaklığını, soğukluğunu ayarlayabiliyoruz. Alt taraftan da parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Artık nasıl bir ışıkta uyumak istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Burada birçok uygulama var. İstediğinizi açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Mustafa yazar mısın WhatsApp'tan bir şey? Gördüğünüz gibi Mustafa yazdı ve burada WhatsApp ikonu yanıp söndü arkadaşlar. WhatsApp'tan bir bildirim geldiğini gördük. FM radyoya girdiğimiz zaman diyor ki arka tarafa bir tane jack çıkıyor içinden. Onu takın ki radyo istasyonlarına bağlanabilelim diyor. Şöyle burada gördüğünüz gibi FM radyo istasyonları da karşımıza çıkıyor. Buradan dilediğimiz istasyonu seçip dinleyebiliyoruz. Gideceğiz ama dinlemeden. Aynı zamanda sesli mesajlar var. Telefonda gönderdiğim sesli mesajı burası çalıyor. Hemen göstereyim. Farklı sesler de çıkartabiliyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses buradan çıktı. Şuradan sesin tipini değiştirebiliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses tonumuzu değiştirebiliyoruz. Sesli mesaj buradan geliyor. Öncelikle şuradan saatimizin rengini değiştirebiliyoruz. Bunu bir göstereyim. İstediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Bir tane daha kaydıralım. Burada direkt şöyle ekran tamamen ışıkta olsun ve ben rengini ayarlayayım diyorsanız bu bölümden ayarlayabiliyorsunuz. Yine parlaklığını açıp kısabiliyorsunuz buradan. Şimdi burada müzikle alakalı seçenekler var. Şöyle şarkımızı çalalım. Bizim eski müzik çalıyor arkadaşlar. Buraya gelelim. Şöyle bir tane daha kaydırıyoruz ve Equalizer çalan müziğe göre burada oynayan Equalizer'ın tipini de değiştirebiliyoruz arkadaşlar dilersek. Gördüğünüz gibi dans eden adam bile yapmışlar buraya. Müziği bir durduralım. Daha sonra bu kısma bir Launchpad dediğimiz bir alet eklemişler. Müzikle uğraşanlar biliyordur. Buna basınca
Yani müzikle uğraşanlar bilir dedim. Burada çok hafiften bir gecikme oluyor. Tabii ki de bununla çıkıp sahne performansı yapmayacaksınız. Ama yine de böyle eğlendiriyor ufaktan. Bir şeylerle uğraşmanızı sağlıyor. Bir tane daha kaydırdığımız zaman bu da sizin ürünü bir yere asarak böyle çerçeve olarak kullanabileceğiniz bir hale getiriyor aslında. Bunu artık herhangi bir yere koyup böyle çerçeve gibi kullanabilirsiniz. Bir de mor kısım var burada önemli olan. Mesela diyor ki salladığın zaman parlaklık azalsın veya artsın. Sallayalım. Gördüğünüz gibi parlaklık kısıldı. Bir daha sallayalım. Parlaklığımız arttı. Burada sesli komutu aktif edebiliyoruz. Bunu açtığımız zaman bir alkışla ürün kapanacak. Tekrar alkışlıyorum. Ve ürünümüz açılıyor. Arkadaşlar şu sesle de açılıp kapanabiliyor. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde açabiliyorum. Bu kadar büyüğünü istemiyorum ben kardeşim. Bana birazcık daha ufağı yeter diyorsanız büyük olan da FM radyo içinde bulunuyor. Bunda öyle bir özellik yok. Telefonunuzda varsa tabii ki yine onu da bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki uygulama hem iOS'te hem de Android cihazlarda çalışıyor. Evet, masamızdan çıkışımızı yaptık. Timebox'ın içinde 2500 mAh'lik bir batarya var. Bu batarya da bizlere 10 saatlik kesintisiz bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda bu bataryayı da yaklaşık 3-3,5 saat arasında tam şarja ulaştırabiliyoruz. Toplamda 428 gram ağırlığı bulunan üründe aynı zamanda arka tarafta hem AUX giriş hem de AUX çıkışı var. Yani dilersek buraya telefonumuzu direkt kabloyla da bağlayabiliyoruz ya da AUX çıkışından başka yerlere bağlayabiliyoruz. Bluetooth 4.0 ile birlikte bağlanıyor ve üzerinde 120 piksel LED bulunuyor. Ve böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Divom Lightbox akıllı LED ekranlı hoparlörü inceledik. Ürünü dediğim gibi açıklama kısmında bulunan bağlantılardan teknostore.com üzerinden satın alabilirsiniz. Yine kafanıza takılan bir soru olursa teknostore.com linkinde detaylı açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Oradan soru işaretlerinize de cevap bulabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki de aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.